Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Bir dizi incelemesiyle sizlerleyiz. Bugün başrollerinde Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Şahmaran dizisini inceleyeceğiz. Netflix'in yeni yerli dizisi uzun zamandır seyirci tarafından merakla bekleniyordu. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ı gördüğümüz hikayenin yaratıcısı ise Pınar Bulut. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir var. Bu üç isim dışında dizide yer alan bazı oyuncularsa şöyle: Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Mahir Günşiray, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Berfu Halis Demir. Dizi adını aldığı topraklarda, yani Mersin ve Tersus'ta değil, Adana'da geçiyor. Şahmaran mitolojisine yaptığı atıflarla başlıyor. Şahsu İstanbul'da öğretim görevlisi olarak çalışırken Adana'dan bir davet alıyor ve sunum yapmak amacıyla Çukurova Üniversitesi'ne geliyor. Aslında bu teklifi kabul etmesinin asıl nedeninin dedesi Davut'la yüzleşmek ve annesinin kaybını haber vermek olduğunu anlıyoruz. Bölge halkı tarafından çok hoş karşılanmasa da onu sıcak karşılayanlar da oluyor. Bölge halkının bariz olan düşmanlığını anlayamazken göle yüzmeye gittiği bir sabah tanıştığı maranlı arasında tuhaf bir yakınlık gelişiyor. Dizide klasik şahmaran hikayesinden faydalanılmış olsa da dizi boyunca asıl şahmaran hikayesinde olmayan bir kadının çıplak bedeniyle sürekli karşılaşıyoruz. Ancak kadının kimliği son bölüme kadar açıklanmıyor. Bu dizide belki de en çok merak uyandıran mesele bu gibi duruyor. Final sekansında öğrendiklerimiz Şahmaran'ın kitaplarda geçen hikayesiyle neredeyse aynı olarak anlatıya dahil edilmiş. Sadece bu hikayeye ek olarak ortada bütün bölümler boyunca dönüp duran Kehanet ve Şahmaran'ın kız kardeşi sıfatıyla adını öğrendiğimiz Lilith bulunuyor. Lilith efsanesi her dinde farklı yorumlanabiliyor. Yahudi ve Hristiyan inançlarında Adem peygamberin ilk eşi olarak geçiyor. İbranilerin eski inanışlarına göre Adem'le birlikte yaratılmıştır ve Adem'le olmayı reddetmiştir. Türk mitolojisinde Loğusa kadınların çocuklarını öldüren kişi olarak geçer. Babil ve Pers mitolojisinde vampir ve yılan olarak anlatılır. Gılgamış destanında yer altına inen ve kötü biri olarak tarif edilir. Özellikle Lilith kötüyü temsil eden bir varlık olarak hikayelerde yerini alıyor. Şahmaran dizisinde de Şahmaran'ın kız kardeşi olarak entegre edilmiş. Lilith hikayeyi entegre etmek yerine daha yaratıcı bir karakter bulunması pek çok açıdan daha iyi olabilirdi. Türk mitolojisinde çok fazla yer bulamayan, daha çok diğer dinlerde var olan birinin Şahmaran efsanesine dahil edilmesi senaryoyu tuhaf hale getiriyor. Şahmaran hikayesini bilmeyenler için biraz bahsedelim. İnsan olan Camşap, yeraltı cennetinde yılanları, yarı yılan, yarı insanlarıyla birlikte yaşayan Şahmaran'ın yaşadığı yeri bulur. Şahmaran yılanların kraliçesidir. Camşap onlarla birlikte bu cennet krallığında yaşamaya başlar. Ancak yer altında yaşamaktan sıkılan ve ailesini özleyen Camşap yeryüzüne geri dönmek ister. Şahmaran ona izin verir ama onun varlığından kimseye bahsetmemesini ve bir daha hamama gitmemesini şart koşar. Çünkü Şahmaran'ı bir kez gören herhangi bir insan yıkandığında derisi yılan derisi gibi pul pul olur. Bir gün ülkenin padişahı hastalanır ve hastalığının çaresinin Şahmaran'ın bedeninde olduğunu öğrenilir. Şahmaran'ı görenlerin yaşadığı lanetten haberdar olan vezir herkesi hamamda toplar. Aralarında Camşap'ı bulup işkenceyle Şahmaran'ın yaşadığı yeri öğrenirler. Şahmaran son bir kez Camşap'ı korumak ister. Vücudunun üçe ayrılması gerektiğini, başıyla yapılan çorbayı padişahın içmesini, gövdesinden yapılan çorbayı vezirin içmesini ve kuyruğundan yapılan kısmını ise Camşap'ın içmesini söyler. Padişah iyileşir, vezir ölür ve Camşap da Şahmaran'ın tüm bilgeliğini alır. Bugün bilinen Lokman Hekim kavramı da bu hikayeden geliyordur. Şahmaran mitolojisi her kaynakta farklı farklı anlatılıyor. Hepsinde olaylar biraz değiştirilerek anlatılıyor. Ama sonuç olarak değişmeyen iki şey, Camşap'ın Şahmaran'la uzun yıllardır yaşadığı ve Camşap tarafından ihanete uğrayıp vücudunun üç kazanda kaynatıldığı. Dizide Camşap ve Şahmaran'ın aşık olduğu, Şahmaran'ın kız kardeşi Lilith'in bu ihaneti öngördüğü ve insanlığa savaş açmak istediği anlatılıyor. Ancak Şahmaran'ın buna izin vermeyip kız kardeşini bir kuyuya atıp lanetlediği söyleniyor. Ayrıca hikayenin bütününü ele geçiren bir kehanetin varlığından bahsediliyor. Bu kehanetin gerçekleşmesine giden yolda bazı alametler var. İlki Camşap'ın soyundan gelen Şahsu'nun Adana'ya gelişi diyebiliriz. Sonrasında Hıdrellez şenliklerinde çıkan yangın, kuyuya atlayan insanlar, ineklerin telef olması, bir insanın içine girip onu yönlendirmek, bir marın başka bir mara saldırması ve son olarak insanın yılan doğurması. 8 bölümlü ilk sezon boyunca bu alametlerin gerçekleşmesine ve marların arasında yaşayan ikiliye tanıklık ediyoruz. Hikayenin finalinde dedesi Davut'un aslında Camşap'ın kendisi olduğunu öğreniyoruz. Dizide anlatılan Şahmaran hikayesinde Camşap ve Şahmaran'ın aşkı sonucunda insanın ihanetiyle biten anlatıda Şahmaran'ın kuyruğundan yapılan içeceği içen Camşap'ın ölümsüzlükle ödüllendirildiğini görüyoruz.
Elbette bunun bir ödül mü yoksa ceza mı olduğunu kestirmek zor. Şahmar'ın ölümünden kendisini sorumlu tutan ve vicdanını yenik düşen Camşap defalarca kendisini öldürmek istese de bunu başaramıyor. Bu acının yükü altında yaşaması çok ağır geldiği için Marlar'ın kahini ona yaşadığı her şeyi unutturuyor. Geçmişini ve kim olduğunu hatırlamayan Camşap aynı bedende farklı insanlar olarak hayatına devam ediyor. Hiç çocuk yapmıyor. Ta ki Şahsun'un annesi Gül'e kadar. Hafızası ona geçmişi hakkında hiçbir şey söylemese de Camşap ihanetinin ağırlığını üstünde taşımaya devam ediyor. Ve her zaman ölme isteğiyle doluyor. Kızı buna tanık olmasın diye de onu terk ediyor. Maran karakteri Camşap'ın soyundan gelen seçilmiş kişiyle eşleşecek olan ve Marlar arasında işaretle doğan kişi olarak Mar halkı için en önemli kişi konumunda diyebiliriz. Maran karakteri üzerinde Mar ırkına dair pek çok şeyi de öğreniyoruz. Gözleri ve derilerinde yılansı özellikler mevcut. Ayrıca insan dişleri dışında yılan dişleri de var. Normal yılanlar gibi deri değiştiriyorlar. Maran tüm her şeye rağmen ırkını inkar etmese de kehanetin varlığına inanmıyor. Kehanetin bağlayıcılığını taşımaktan memnun değil. Şahsu'ya çekilmesine rağmen kendisine engel olmaya çalışıyor. Karşılıklı olarak onları birbirine iten bir güç var ve Maran bunun kehanet olduğuna asla inanmıyor. Ta ki Şahsu ile birlikte olana dek. Şahsu'nun sırtında beliren yılan derisini görünce Maran artık kehaneti de içinde bulundukları durumu da inkar etmeyi bırakıyor. Mar ırkının bir kısmı Şahmar'ın kehaneti gerçekleşsin diye uğraşırken diğer kısmı Lilith'in uyanışının peşine düşüyor. Yani Mar ırkının bir kısmı insanoğluyla barış içinde. Dengeli bir hayat sürmek isterken diğer kısmını gizlemekten bıkmış ve gücünü dünyaya göstermek istiyor. Dizi mistik bir gerçeklikte geçiyor. Tüm bu mitolojik kavramlara, yaşayışlara rağmen gerçek hayattan kareler gibi izliyoruz. Aşina olduğumuz Şahmaran hikayesi sayesinde yaşananlar seyirciye çok uzaklardan seslenmiyor. Serenay Sarıkaya'nın su gibi fiziğine eklenen hali, tavrı ve hiç sırıtmayan oyunculuğuna, Burak Deniz'in rolüne yakışan sakinliğe eklenince ortaya güzel bir aşk masalı çıkıyor. Şahmar'ın daha önceden çekilen Atiye dizisi gibi mistik ve gizemli olmasına, mitolojiden beslenmesi eklenince ortaya epey keyifli izlenecek bir anlatı çıkıyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Cihan karakteri de dizinin sürprizlerinden diyebiliriz. Mustafa Uğurlu'nun varlığıyla başka bir boyuta ulaşan hikaye finalinde seyirciyi soru işaretleriyle baş başa bırakıyor. Lilith rolünde kimi izleyeceğimiz ikinci sezona bırakılmış. Şahsu'ya dair Mara'nın bile bilmediği son bilginin de ne olduğunu da merak edilenlerden biri olarak gelecek sezona kalıyor. Tabi buna dair bazı tahminler yapmak mümkün. Şahmar'ın ruhunun Şahsu'nun bedeninde tekrar hayata döneceğini söylemek çok da şaşırtıcı olmaz diyebiliriz. İlk sezonuyla güzel bir 8 bölüme imza atılmış. İzlenme süresinin yüksek olacağını öngörerek gelecek sezonun da kısa sürede çekileceğini söyleyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İncelememizi istediğiniz dizi ve filmler varsa önerilerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir başka dizi film incelememizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.